arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz Bugün sizlerle prenseslerimiz için yaz aylarında çok serin giyebilecekleri güzel bir bluz çalışmasıyla birlikte olacağız. Bluzumuzu örmek için aşağı kısmından lastikle başlıyoruz. Lastiğimizi hangi yaş grubu için öreceksek ona göre büyük başlarsak dilediğiniz yaş grubu için örebilirsiniz. Hatta 36 38 bedenlere göre bile lastiğimizi uygun ölçüde başladıktan sonra yani 38 beden 40 beden ya da da 10 yaş hangi yaş için olacak sa lastiği uygun başladıktan sonra modelimiz kesinlikle ayrıntı istemeyen bir model bakın zaten trabzanlarımızı lastiğimizin üzerine yerleştirerek örmeye devam ediyoruz tamamen trabzanımız ve e Yine buradaki görmüş olduğumuz kafesimiz, tekrar trabzanlarımız ve buradaki görmüş olduğumuz üçer trabzan ve zincir grubumuzun birbirini tekrar etmesiyle e, dilediğimiz kadar büyütebiliriz. Yani herhangi bir şekilde yaş grubuna göre ayarlamada herhangi bir zorluk yok. Sadece lastiğimizi ayarladıktan sonra dilediğiniz kadar genişlikte, büyüklükte ya da küçüklükte örebilirsiniz. Şöyle ölçümüze bakalım. Ölçümüz kolumuza kadar. Ölçmek istiyorum. Öncesinde kolumuza kadar 26 santim ve tamamına bakacak olursak tamamı ise şöyle görmüş olduğumuz gibi 39 santim tamamının uzunluğu. Şöyle kol altından bakalım. Kol altından baktığımızda ise 30 santim kolumuzun altından genişliği. Evet bu bluzumuzu örmek için 3 tane bambu 50 gramlık ipimizi kullandık. Evet, kolay gelsin diyerek hemen bluzumuzu örmeye başlayalım. Kolay gelsin. Yazlık bluzumuzu örmek için Lamia'nın bambu ipini kullanıyoruz. İpimiz %100 bambudan, yumuşacık çok güzel bir ip. 115 metre ve 50 gramdan oluşmakta. Şimdi ipimizi hemen alıyorum ve zincirimi çekerek örmeye başlıyorum. 15 tane zincirimi çekiyorum. Bel kısmının lastiğinden başlıyoruz bastığımızı tamamladıktan sonra yukarıya doğru örmeye devam edeceğiz. Hemen zincirimizde başlayalım. 15 zincir yeterli. Bir tane düğümümü attıktan sonra saymaya başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ve 15. Tam 15 tane zincirimi çektim ve geriye sayıyorum. 1, 2, 3. zincirin içerisine tığımı başını doluyorum. Batıyorum. Tek seferde içinden çıktıktan sonra zincirimin hepsini tek seferde çekiyorum. Tekrar tığımı başını doluyorum. Bir sonraki zincir yuvamın içerisine giriyorum. Tek seferde alıyorum. Tekrar tığımı başını doluyorum. Sıradaki zincirimin içerisine giriyorum. Tek seferde alıyorum. Tekrar tığımın başında doluyorum. Sıradaki zincir yuvasının içine girerek tek seferde örüyorum. Yine aynı şekilde alıyorum, kapatıyorum. Zincir sayımız tamamlanana kadar her seferinde başını bir defa dolayarak örüyoruz. Zincirimizin bir katından girerek işlemimizi tamamlıyoruz. sonuna kadar geliyorum. Sıramızın sonuna kadar başını dolayarak tek seferde ördük şu şekilde bakınız. Şimdi ikinci sıramıza geçiyoruz. İkinci sıramıza geçeceğimiz zaman bir tane zincirimizi çekelim. Örgümüzün yönünü çevirelim. Tekrar tığımızın başını dolayarak hemen örmeye başlayalım. İlk önce bakınız başını doluyorum. Hemen dibindeki yerin dış tarafındaki bölümüne batıyoruz. Örgümüzün dış taraftaki kısmına girerek tek seferde çekiyoruz. Tekrar yine dış taraftaki bölümüne giriyorum. Alıyorum, tek seferde çekiyorum. Dış taraftaki bölüm. Tekrar şu kısım bakınız her seferinde diğer yönleri öreceğimiz zamanda yine aynı şekilde devam edeceğiz. Dıştan alıyorum ilerliyorum. Başını doluyorum. Dıştan alıyorum ve tek seferde çekiyorum. Başını doluyorum. Giriyorum. Tek seferde çıkıyorum. En son yere geldim. En son yerde şuradan arkadan alıyorum ve tek seferde çıkıyorum bu şekilde bakınız lastik görüntümüzü oluşturmuş oluyoruz tekrar en son yerden bir zincirimi çekiyorum örgümün yönünü çeviriyorum yine başında oluyorum tekrar bakıyoruz bakınız dış taraftaki kendimizden taraftaki değil dış taraftaki bölümden hemen örmeye başlıyoruz sadece bir katını alıyoruz Tek seferde bir katını alıyorum. Sıradaki yere giriyorum tek seferde kapatıyorum başını doluyorum tekrar başını doluyorum ve bu şekilde istediğimiz ölçü gelene kadar örmeye devam edelim lastiğimizi örmeye devam ediyorum bakınız bir zincirimi çektim epeyce de büyüttüm tığımın başını doluyorum hemen diğer taraftaki bölüme giriyorum İlerliyorum. Evet lastiğimizin ölçüsüne bakalım biri bırakıyorum şu şekilde. bakın hiç lastiğimize müdahalemiz olmadan sadece ilerletiyorum. 43 santim hiç asılması olmadan olduğunu görüyorum. Bakınız 43 santim. Diğer esneme payı örgümüzün kendi içerisinde kalsın. Şimdi her iki lastiğimizin uçlarını birbirine birleştirelim. Bakınız şu şekilde bile gayet belli büyüklüğün bizim için yeterli oldu. Birleştirme işlemini yapalım. Ve bundan sonrasında devam edelim. Diğer tarafa geçiyorum. Bakınız karşıdaki bölüme alıyorum ve geçiyorum. Bu taraftan alıyorum. Diğer taraftan sadece ilmeğimizi geçiriyoruz. Başımızı dolamıyoruz. Bakınız. Diğer taraftaki ilmeğime geçiyorum. Sadece geçiyorum. Ve diğer taraftakini alıyorum yine aynı şekilde bir buradan bir diğer taraftan alıyorum ve kapatıyorum Bu şekilde bu kısmımızı kapatalım. Sıramızın sonuna kadar geldik. Bakınız karşılıklı birbirini birleştirdik. Sadece ilmeğimizi geçirdik. Diğer taraftan görünümü bakınız bu şekilde. Bu şekilde de tamamladık. Şimdi örgümüzü bir tane zincirimi çekiyorum. İç kısmını şöyle çeviriyorum. Bu tarafı düz yön olarak kullanmak istiyorum ve başlıyorum. Zincirimi çektikten sonra şu şekilde başını dolayalım atalım bu kısmı düzleyelim başını dolayarak birer birer batarak ilerliyorum bir tane dik çizginin içerisine tekrar bakınız yan olan bölüme geldim yanın diğer yanına batıyorum şu şekildeki olan kısmı Tekrar e, dik çizginin hemen yanına batıyorum bir tane ve dik çizgimin üzerine batıyorum. Burada e, bolluğu istediğiniz kadar çok batarak artırabilirsiniz. Eğer daha dar olmasını istiyorsanız biraz daha az örebilirsiniz. Kesinlikle sayı önemli değil. Çok seyrek seyrek de batmayalım. Bakın şurayı örelim birlikte. İki tane e, buğday gibi görülen kısmın arasını bakın. Bir defa başında oluyorum. Diğer yanına batıyorum. 2 Hemen buğdayımın yanından örüyorum 3. Buğday gibi olan düz örgü görüntüsündeki olan örüyorum 4. Bakınız bu bir e, düz örgüden bir düz örgüye tam 4 tane ördüm. Yani bu düz örgüyü de sayarsak toplamda 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tekrar bakınız 1. Hemen yanına giriyorum 2. Düz örgüyü örüyorum 3. Bakınız burasında geniş burasında daha az ördük. 1, 2, 3 ve 4. Evet bir uçtan bir uca sıramızı tamamladık. Şimdi e, bu sıramızın üzerine tamamen bir uçtan diğer uca kadar ikili trabzan örüyoruz. Şimdi birleştiriyorum başlangıç yerimi. İlk başlangıçtaki zincirimin üzerine batıyorum. Geçişimi yapıyorum. Ve zincirimle 1, 2, 3 başlıyorum tığımın başını doluyorum hemen yanındaki yere 1 ve 2 bir sonrakine yine aynı şekilde tamamen ikili trabzan şeklinde alttaki hazırlamış olduğumuz bölümü örüyoruz bir defa doluyorum 1 ve iki defa da çekiyorum 1 ve 2. bu şekilde başlangıç yerimize kadar ilerleyelim başlangıç noktamıza kadar örerek geldim tüm sıramız ikinci ikili trabzan şeklinde ve zincirimin olduğu yere geliyorum şöyle tam arasına giriyorum ve kapatıyorum 1 2 3 4 tane zincirimi çekiyorum tığımın başını dolayarak bir tane atlıyorum diğer trabzanımın üzerine batarak bir tane ikili trabzan yapıyorum bir zincir çekiyorum bir atlıyorum İkincisinin üzerine bir tane ikili trabzanımı örüyorum tekrar bir zincirimi çekiyorum bir atlıyorum diğerinin üzerine bir tane trabzan bir zincirimizi çekiyoruz bir atlıyoruz kafeslerimizi örüyoruz başlangıç yerimize kadar bu şekilde ilerliyoruz bir zincir bir atlıyoruz ikincisine batarak trabzanımızı örüyoruz ve bu sıramızı kafeslerden oluşturuyoruz kafeslerimizi hazırladık ve sıramızın tekrar başına geldik bir tane zincirimi çekiyorum saymaya başlıyorum 1 2 3 üç. üçüncü zincirimin içerisine şu şekilde giriyorum başlıyorum zincirimi çekmeye 1 2 3 3 zincirimi çektikten sonra bu sıramızda bir tane zincirimizin içerisine trabzan örüyoruz bir tane trabzanımızın üzerine bir zincirimizin içerisine bir trabzanımızın üzerine bakın bir zincir bir trabzan yani burada atlamış olduğumuz trabzanlarımızı tekrar kafeslerimizin içerisine yerleştiriyoruz giriyorum bir üzerine örüyorum bir defa doluyorum içeriye giriyorum Evet bu şekilde örerek tamamlayalım Evet kafesimizin üzerine trabzanlarımızı da örerek geldim şimdi birleşme yerindeyiz ve yine trabzanlarımızı örerek devam edeceğiz bu kez üçer üçer ayırıyoruz 1 2 3 en tepe noktasına gelerek trabzanımı batıyorum sadece geçişimi yapıyorum 1 2 3 zincirimi çekiyorum. Hemen yanındaki trabzanıma batıyorum. Bir defa alıyorum ve en son trabzanımı yine örüyorum. 3. trabzanıma bir defa alıyorum. Üçünü aynı anda çekiyorum. 1 2 3 4 5. 5 tane zincir çektikten sonra hemen yanındaki trabzanımı örüyorum. Bir defa alıyorum. Bir sonrakini yine bir defa alıyorum. Bir sonrakinde bir defasını örüyorum. 2. kez hep birlikte çekiyorum. 1 2 3 4 5 tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başını dolayarak sıradaki tırabzanıma batıyorum. Bir defasını örüyorum. Bir sonrakini yine bir defa örüyorum. 3. trabzanımı da bir defa ördükten sonra hepsini aynı anda çekiyorum. 1 2 3 4 5 zincirimi çekiyorum ve devam ediyorum. Hemen yanındaki tırabzanıma batıyorum bir defa örüyorum bir sonrakini yine bir defa örüyorum ve bir sonraki yani üçüncüyü de bir defa örüyorum tek seferde çekiyorum 1 2 3 4 5 tane zincirimi çekiyorum ve başlangıç yerimize kadar bu şekilde örerek devam ediyoruz sıramızın tekrar sonuna kadar örerek geldi ve yeni sıramızın başlangıcındayız 5 tane zincirimi hemen ilk birleşme noktamın tepesine gelerek batıyorum şu şekilde. Bir tane zincirimi çekiyorum ve başlıyorum. 1 2 3 4 5. 5 tane zincir çekiyorum. Araya giriyorum. 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyorum. Bir sonraki yere giriyorum. 1 2 3 4 5. Tekrar diğer 5 zincire şöyle altından batarak giriyoruz. Herhangi bir şekilde içine batmıyoruz. 4 5 zincir ve altından şu şekilde kavruyorum Atıyorum. 2 3 4 5 sadece zincirimizi çekip altından kavrayarak birleştirelim ve başlangıç yerimize kadar örerek devam edelim zincir sıramızı bir uçtan bir uca örerek geldim bakınız 5er zincirimizi çektik alt sıradaki 5 zincirin içerisine girdik ve bir uçtan diğer uca kadar tamamladık şimdi bir önceki sıramızda örmüş olduğumuz trabzanlarımız öreceğiz. Burada hepsini aynı anda çekmiştik. Yukarıdaki zincirlerin içerisinde ise her birini birer defa da örüyoruz. Evet birleştirmemize başlayalım. 5 tane zincirimi çektim ve son grubumu oluşturuyorum. İlk grubumun içerisine 1, 2, 3. Üçüncü zincir yuvasının içerisine giriyorum. Birleştiriyorum ve 3 tane zincirimi birinci yuvamın içerisine örmeye başlıyorum. 1, 2 3 aynı yere iki tane daha ikili trabzanım örüyorum 1 ve bir tane daha örüyorum 2 toplamda 3 trabzanımı aşağıdaki 3. zincirimin içerisine ördüm bir sonraki zincirme de aynı işlemi yapıyorum 1 2 3 3. zincirin içerisine başını dolayarak giriyorum 1 ve 2 aynı yere ikinci trabzanımı örüyorum ve 3. trabzanımı örüyorum 5 tane zincirimizin tam ortasındaki 3. zincirimize 3 tane trabzanımızı her birini birer defada örüyoruz. Araya zincir çekmiyorum. Tığımın başını doluyorum. Ve yine bakınız 1, 2, 3. 3. zincirin içerisine giriyorum. 1, 2, 3. Araya zincir çekmeden tam şöyle ortalayarak üçer tane trabzanımızı aynı yere örüyoruz. Şöyle baktığımız zaman karşılıklı birbirlerine tam denk gelecek şekilde bakınız. Trabzan gruplarımız oluşuyor. Tığımın başını doluyorum. 1 2 ve 3 Devam ediyorum. 3. zincirlerimizin içerisine 3 tane tırabzanımızı örelim. 1 2 ve 3 Bu şekilde sıramızı tamamlayalım. Şöyle görelim. Evet üçer trabzanlarımızı örerek tamamladık. Şimdi aşağıdaki sıradaki grubumuzu örmeye geldi. Birinci sıramızın üzerine ördüğümüz bakınız trabzanımız. Buradaki kafesimiz tekrar trabzanımızı bu grubumuzun üzerine öreceğiz. Bu üç sıramızı ard arda. İlk önce trabzanlarımızı örmeye başlayalım. Geçişimizi yapalım. Zincirimizin üzerine şu şekilde geçişimi yapıyorum ve başlıyorum. 1, 2, 3. Her bir trabzanımın üzerine bir tane İkili trabzanımı örüyorum. İkinci sırada kafesimizi, üçüncü sırada tekrar trabzanımızı örerek devam ediyoruz. alt sıradaki bakınız şuradaki sıramızı aynen yerleştireceğiz. Trabzan sıramızı, kafesimizi ve trabzanımızı. Şimdi buradan başlamış olduğum trabzanlarımı başlangıç yerimize kadar örerek gelelim. Bluzumuzu örmeye devam ediyoruz ve bakınız bluzumuz istediğimiz kol altına kadar geldi. Yani gövde uzunluğu şu an için yeterli. Kolumuzu ayıracağız. Kolumuzu ayırmakta şu yöntemimizi kullandık. Bakınız şurada her bir üçlü trabzanlarımızın olduğu grubumuz var. Bunları sayıyoruz. Tam yarıya bölüyoruz. Yarısını arkaya, yarısını önümüze veriyoruz. Ve şurada görmüş olduğum gibi araya bir tane üçlü trabzan grubumuzu ayıralım. Bu trabzan gruplarımızı ayırdıktan sonra her iki tarafımızda eşit olsun. Tam ortalayalım bakınız. Birer birer ortaya kol altının güzel dönmesi için bir üçlü grubumuzu ayırıp eşit bir şekilde bölelim. Eğer sayımız tekli eşit bölünmüyorsa bir fazla grup olan bölümümüzü öne doğru ayıralım. Evet şimdi işaretimi taktım ve örmeye başlıyorum. 3 tane zincirimi çektim. Burayı kolumuzun altı yapacağımız için bir tane daralarak başlamak istiyorum. Birkaç sıra şöyle kolumuzun altında bir daraltma bir ferahlık yapalım. O yüzden 3 zincirimi çektim. Bakınız bir tane trabzanımı atlıyorum. Yandaki trabzanıma batıyorum. Bir tane eksilmemizi bu uçtan yapmış oluyoruz. Diğer uca doğru ilerliyorum. Bu sıramız birebir bütün trabzanlarımızı sırası ile örmekte ilk eksilme işlemi yaptım. Diğer yönümüzü öreceğimiz zaman yine ilk sıradan itibaren eksilme işlemimizi yapmamız gerekmekte. Evet, birer birer diğer uca doğru devam edelim ve diğer ucumuzda da bir tane eksilme işlemimizi yapalım. Evet, en son iki tane trabzanımıza kalana kadar ördüm. Tığımın başını doluyorum, bir atlıyorum, en son trabzanıma batıyorum ve örüyorum. Bir, iki, üç, dört tane zincirimi çekiyorum. Örgümün yönünü çeviriyorum. Tığımızın başını dolayarak bir tane atlıyoruz. Bakınız ikinciye batıyoruz. İkinciye gelerek batıyorum. Şu, şu şekilde tekrar bir zincirimi çekiyorum, bir tane atlıyorum, diğer trabzanımı batıyorum, bir zincir bir atla şeklinde örelim, diğer tarafa kadar gelelim. Burası kafes olduğu için burada daralma yapmayalım. Diğer sıramızda daralmamızı yapalım, kafesimizi genişletmeyelim burada. Bir tane zincir. Evet sıra başına kadar ilerleyelim. Evet kafesimizin bir uçtan bir uca sıra sonuna geldim. Şimdi bir tane daralma işlemimizi yapacağız. 3 zincirimi çektim. Örgümün yönünü çeviriyorum. Bir, zir, bir, zincir çektiğim yere şu şekilde tam girerek batıyorum. Tam zincirin içerisine battım. Zincirden sonra gelen trabzanımı örmüyorum. Bir sonraki zincirime geçiyorum. Ve bir tane eksilmemi bu şekilde yapmış oluyorum. Sonrasında sırayı hiç bozmadan bir trabzan bir zincir içi bir trabzan bir zincir içi bir trabzan şekliyle diğer uca kadar ilerleyelim sıramızın sonuna kadar trabzanımızı örerek geldim son eksilmemize geldik bakınız şu an burada örmem gereken 3 tane trabzanım var 1 bir, bir de boşluk 2 diğer kenar 3 şimdi bir tane trabzanımı örüyorum 3 tane değil 2 tane ördüğüm zaman eksilme işlemimizi yapmış olacağız. Trabzanımın üzerine örüyorum. Araya bir tane batıyorum. Trabzanımızın üzerine örmediğimiz için burada eksilme işlemimizi tamamlıyoruz. Ve hemen 3 tane zincirimizi çekerek diğer sıramıza dönüşümüzü yapalım. Şimdi örmemiz gereken grup şuradaki görmüş olduğumuz 3 tanesini aynı anda aldığımız grupta kenarımızdan bir tane eksilmemizi yine yapmak istiyorum. Onun için burada 3 tane trabzanımızı ördüm. Hemen yanındaki trabzanımı örüyorum. Bir defa alıyorum. Bir defa daha alıyorum. Toplamda 3 oluyor. Bir tane daha alıyorum. İlki 4 olarak bir tane eksilmiş oluyorum. Bakınız 4 tane aldım ve eksilme işlemimizi yaptım. Ve başlıyorum zincirimi çekmeye 3 4 5 5 zincirimi çektikten sonra hemen sıradaki yere batıyorum 1 yanındakine batıyorum 2 bir sonrakini örüyorum 3 aynı anda çekiyorum kapatıyorum 1 2 3 4 ve 5 tekrar ilerliyorum aynı şekilde tığımın başını doluyorum batıyorum 1 2 3 ve zincirimi çekiyorum 5 tane ve aynı şekilde ilerliyorum burada 4 tane alarak eksilme işlemimizi yaptık. Diğer en son bölümümüzde de 4 tane trabzanımızı aynı anda alarak Eksilme işlemimizi yapalım ve kolumuzda şöyle bir mail vererek yukarıya doğru ilerlemiş olalım. Evet sıramızın sonuna geldik. Bakınız burada 3 defa aldım. Dördüncüyü alsam bakınız yine alabilirim ama buradan almadan eksiltme yönüne geçtim. Şu şekilde hepsini çekiyorum tek seferde ve başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Artık buradan sonrasında eksilme işlemimizi yapmıyoruz. Zincirimizin olduğu yerden eksilmeden devam edeceğiz. Örgümüzün yönünü çevirelim hemen batıyorum 5 tane zincirimi 1 2 3 4 5 batıyorum 1 2 3 4 5 ve aynı şekilde sıramızı takip ederek biraz büyütelim Bakınız bu ördüğümüz şekliyle diğer tarafımızı da öreceğiz. Diğer yönümüzü de bakın şu şekilde biraz e, içe doğru meylimizi verdik. Şöyle gördüğümüz gibi. Şimdi buradan zincirimizden sonra sıramızı takip ederek göğüs kısmını biraz kapatalım. Daha sonra tekrar birlikte olalım. Bluzumuzun hem önünü hem de arkasını ördüm. Şöyle bakalım. Bakınız her iki parçayı da eşit bir şekilde ördük. Şöyle şimdi omuzlarımız açık görüldüğü üzere şöyle açalım iyice bakınız aşağıdan tüm olarak başlamıştık belli bir noktaya kadar tüm olarak ördük daha sonra a, eksilme işlemlerimizi yaptık ve her iki parçamızı da eşit olacak şekilde ördük şimdi ipimizi koparmadan her ikisi de bakınız düz örgümüz de bitti zincirimizi çekerek diğer omuza bağlanalım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ve 20. Tam 20 tane zincirimi çekiyorum. Diğer omuzuma bağlanıyorum. Şuradaki ilk trabzanımın üzerine gelerek batıyorum. Ve başlıyorum. 1 2 3. 3 tane zincirimi çektim. 1 tane daha ilave ediyorum ve burayı kafes şeklinde örüyorum. 1 tane atlıyorum diğerini örüyorum bir zincir çekiyorum bir atlayarak diğerine batıyorum diğer kol boşluğumuza kadar bir zincir bir atla bir trabzan şekliyle örelim bir tane zincir çekiyorum bir trabzan atlayıp diğer trabzanıma batıyorum bir zincir çekiyorum bir atlıyorum diğer trabzanıma batıyorum ve ikinci bir kafes sırası örüyorum. Bütün trabzanlarımızın üzerine bir tane atlayıp bir tane zincirimizi çektik ve en son bakınız 1 2 3 tane trabzanımız kaldı eğer iki tane kalmış olsaydı bir tanesini atlayıp diğerine batacaktı ama şimdi bakınız 3 kaldığı için tam şu en sondaki araya batıyorum ve bir tane kafesimi bu şekilde örüyorum ve başlıyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ve 20. 20 tane zincirimi çekiyorum. Diğer omuz noktama geliyorum ve birinci trabzanımın üzerine batıyorum. Şu şekilde önce geçişimi yapıyorum ve başlıyorum. 1, 2, 3, 4 tane zincirimi çektikten sonra bir tane trabzan atlıyorum. İkinci trabzanımı batıyorum bir zincir çekiyorum bir trabzan atlayarak ikinci trabzanıma geçiyorum bir zincir bir trabzan atlıyorum diğer trabzanıma batıyorum tekrar zincirimi çekip bir atlayıp bir diğerine batarak kafesimizi başlangıç yerimize kadar yani diğer zincirimizin ucuna kadar örerek ilerleyelim Evet her iki yönümüzü de kafeslerimizde ördük ve 20'şer tane zincirimizde şöyle ördük tam 20 tane zincirin Olduğu yere geldim ve başlıyorum. Her birisine birer tane trabzanımı örüyorum. Bir. Tığımızın başını doluyalım. Her bir zincirimizi atlamadan ikili trabzanımızı örelim. Sıkmızı ördüm, birer birer trabzanlarımızı. Şimdi ön kısmımıza geldim. Burası ön olacak bölümümüz. İlk trabzanımı örüyorum. İlk trabzanımla bağlandıktan sonra ara boşluğa girerek bir tane trabzanımı örüyorum. Trabzanımı atlıyorum, diğer boşluğu örüyorum. Tekrar trabzanımı atlıyorum, bir zincir çektiğim yeri örüyorum. Sadece zincirlerimin olduğu bölüme birer tane trabzanımı örüyorum. Burası önümüz. Arkamızda aynı işlemi yapmayacağız. Sadece önümüzde birer tane trabzanlarımızı örüyoruz. Boşluktaki yani zincirin olduğu kısımları şöyle görelim. Diğerlerine batmıyoruz. Birer birer örerek ilerleyelim. trabzanımızın üzerine örmeyelim sadece zincirlerimizin içerisine girerek devam edelim diğer omuzumuzdaki askımızın askımız olacak bölüme kadar bu şekilde ilerleyelim burası bluzumuzun ön kısmı Son trabzanımıza kadar sadece zincirlerimizin içerisine birer tane ördük. Trabzanlarımızın üzerine örmedik ve bakınız zincirimin olduğu yere geldim. Hemen zincirimin devam ettiği trabzanımı örüyorum. İkili trabzan şekliyle ve başlıyorum birer birer zincirlerimin tamamını ikili trabzan olarak örmeye. hiç atlamadan 20 tane çekmiştik 20'sini de ikili trabzan şekliyle örelim askımızın üzerine trabzanlarımızı tamamladık şimdi arka kısmını örüyoruz arka kısmında ilk önce trabzanımı örüyorum ve zincirimin içerisine bir tane bir tane trabzanımın üzerine bir tane zincirimin içerisine arkamızı birebir örüyoruz hem trabzanımın üzerine örüyorum lütfen buraya dikkat edelim bakınız arkamızda hem trabzanımızı hem zincirimizin içerisine trabzanımızın üzerine zincirimizin içerisine girerek diğer tarafa doğru ilerleyelim zincir içi tekrar trabzanımızın üzeri ve bu şekilde diğer askımıza kadar gelelim Tam omuzumuzun olduğu yere yine geldik ve bu birinci sıramızı burada tamamladık. İkinci sıramıza başlıyoruz. İkinci sıramızda birebir bütün e, trabzanlarımızın üzerine trabzan örerek tamamlayalım. Üçüncü sıramızda da aynen birebir bütün trabzanlarımız ne artma ne ekstreme ne de araya zincir çekme olmadan birer birer trabzanla örelim. Yani şu omuzumuzda 3 sıra toplamda bu birinci sıramız ikinci ve üçüncü olacak şekilde 3 sıra trabzanımız olacak şekilde örelim ve tamamlayalım bu yüzümüzün trabzanların tam 3 sırasını ördük bakınız omuzumuzdan şimdi sık iğne olarak örmeye başlıyoruz ön kısmımıza doğru geçişimizi yapalım kaldığımız yerden bakınız tam şu şekilde ilk önce e, tam 3 tane trabzanımızın olduğu geçişimizi yaptığımız yere şöyle bir denge kurmak için hepsini aynı anda çekiyorum Bakınız şu şekilde ve başlıyorum sık iğnelerimi örerek ilerlemeye geçişimizde bir defa doladık yüksekliğimizin azalmasını sağladık bakınız ön kısmımızı örerken birer birer trabzanlarımızı üzerine sık iğnelerimizi örelim her bir trabzanımızın üzerine bakınız birer birer örüyoruz burası önümüz arkasında ise farklı uygulamamız olacak diğer omuzumuza kadar örelim. Bluzumuzun askısının üzerinden şuradan başlayarak sık iğnelerimizi örerek geldim. Bakınız burası önümüzün olduğu bölüm. Şöyle daha derin. Arkamız ise daha düz görülmekte. Arkamızı biraz daha toparlamak istiyorum. Sık iğnelerimizle şimdi diğer askımın da bakınız üzerini ördüm. Hemen arkama geçmek üzereyim. Şöyle gördüğümüz yerden arkamızı öreceğimiz yere geldik. Arkamızda önümüzde ördüğümüz gibi birer birer trabzanlarımızın üzerine batmıyoruz. 3 tane tek batıyoruz 4 ile 5'i aynı anda çekiyoruz ve biraz toparlanmasını sağlıyoruz. Şimdi başlayalım bakınız. Bir tane sık iğnemi örüyorum. ikinciyi örüyorum. Ve üçüncü sık iğnemi örüyorum. Dördüncüyü batıyorum. Sadece batıyorum. Örmüyorum. Beşinciyi batıyorum. Her ikisini çekiyorum. Tekrar bakınız burada bir tane daraldık. 1, 2, 3 tane sık iğnem örüyorum. 4. alıyorum. 5. mi de aldıktan sonra her ikisini aynı anda çekiyorum. 3 tane tek 4. çift olarak örelim. 3'ünü aldım. 4. batıyorum. 5. yi de aldıktan sonra her ikisini aynı anda çekiyorum. 3 teki örüyorum. 4'ü alıyorum. 5'i de alıyorum. Tek seferde çekiyorum. Ve biraz e, bu kısmımızın da toparlanmasını sağlıyoruz. En son sıramızda. 1 2 ve 3 4. alıyorum. 5. alıyorum. Tek seferde çekiyorum. 1 2 ve 3 4. alıyorum. 5. yine alıyorum. Tek seferde kapatıyorum. 1 2 3 4'ü alıyorum, 5'i alıyorum ve bu şekilde başlangıç yerimize kadar ilerleyelim. Arkamızı da toparladık. Burası önümüz. Şöyle gördüğümüz gibi bakınız kol oyuntularımız çok güzel bir şekilde kendisini göstermekte şöyle baktığımız zaman. Arkamızı ise güzel bir şekilde toparladık hem de önümüz şöyle omuzlarımızın üzerine askılar gelecek şekilde ayarladık. Yanlarımızı görmekteyiz. Bakınız yanlarımıza da her trabzanımıza 2 geniş olanlarına 3 olarak battık. Bakınız 3 ve 2 olarak batarak tamamladık. Diğer kolumuzu da sizlerle birlikte tamamlayalım. Hemen kol altından bir tane zincirimizi çekerek örmeye başlayalım. Kol altımdan giriyorum. Sık iğnelerimizi devam ettiriyorum. 1 2 2 battım. Diğer tarafa geçiyorum. 1, 2, 3. Bakınız bazı yeri 3, bazı yeri 2. Yeterli oluşuna göre ayarlayalım. Trabzanlarımın olduğu bölüme geçiyorum. İkinciyi batıyorum. 1 ve ikinciyi batıyorum. Ve birebir her trabzanımızın arasına giriyorum. Birer birer batıyorum. Sadece batıyorum. şekilde başlangıç yerimize kadar sık iğnelerimizi örerek gelelim. Kolumuzun sık iğnesini de ördükten sonra bluzumuzu tamamladık ve kullanılmaya hazır hale geldi. Bluzumuzun şu şekilde önünü görmekteyiz. Bir de arkasına bakalım. Bakınız arkası da aynı şekilde çok hoş görülmekte. Bir çalışmamızın daha bu şekilde sonuna geldik. Umarım çalışmamızı beğenmişsinizdir. Yeni çalışmalarımızda görüşünceye dek hoşça kalın, mutlu kalın. Görüşmek üzere.